Ya abi bizim evde çamaşır makinamız yok mu? Ne diye çamaşırlar derede yıkıyoruz biz? İsraf israf, ne gerek var? Bedavadan yıkıyoruz işte. Şiş! Dereye işenir mi lan ayı? Görmüyor musun çamaşır yıkıyoruz burada? Tek ben işesem iyi, bütün mahalle işiyor. Baksana lağım akıyor dereye. Sen yıkamaya devam et, benim biraz işim var. Ulan dereye bok akıyor, hala çamaşırı bedava yıkama derdinde. Abin mi lan bu? Maalesef. Ben niye daha önce hiç görmedim? Evden dışarı çıkmıyor ki. Evden dışarı çıkınca verdiği kira boşa gidiyormuş gibi hissediyor. Ya usta, çay çok demli olmuş da biraz su katabilir misin? Ya usta, şuna biraz daha su çeker misin? Ulan sadece su kaldı bardakta. Daha ne kadar açık yapacağım? Bir çay parasını 10 bardak çay içiyorsun her seferinde. Sana verdi su kalmadı senin yüzünden. Ne cimri adamsın ya sen? Ulan zil ikinci defa çalmasın. Boşu boşuna elektrik gidiyor. Dur dur basma. Ben Aydın Ömen deyip 15. katına sütünü iptal etmesin. Senin yüzünden 15 katı yürüyerek çıktım ben. Tamam iptal ettim de 14 kat asansörle çıkıp bir katta merdivenlerden yürüyebilirdin. Doğru ya. Neyse, seni psikoloğa götürmeye geldim ben. Benim psikologla ne işim olur abi? Cimrilikten kafa yemek üzeresin. Geçen gün seni tacide giderken görmüşsün. Lan bir insan tacide niye gider? Söyle bakayım bana. Geçen gün çok çılgın bir şey yaptım. Dışarıdan eve yemek söyledim. Tam balkonda yemeği bekliyordum. Bir baktım dışarıda taziye var. Hemen siparişi iptal ettim, taziye evine koştum. Heyecandan gülerek girmişim içeri. Lan yürü gidelim. Boş mezar görsen ölmek için dua edesin Allah'a. Lan sana babamızdan lüks bir daire kalmadı mı? Ne diye burada kirada kalıyorsun? O evi 1800 liraya kiraya verdim. Burada 1700 lira, 100 lira kar ediyorum. Bugün de ay başı. Çıkmışken kirayı da alalım. Allah bana sabır versin. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü ve toplayamadım. Ya abi bana ayarladığın psikolog bu mu? Adam bile psikolojisi iyi değil. Baksana TikTok çekiyor. Karnımda beslediğin tam 13 sene, tam 13 sene. Şimdi rastlayalım. Evet, hoş geldiniz. Şikayetiniz neydi? Kardeşim aşırı cimri, onun için geldik. Ne kadar cimri mesela? Çakmak isteyen birinden gaz parası isteyecek kadar. Dansüde 100 TL takıp 50 TL para üstü alacak kadar. Dışarıdan eve gelince kol saatinin pilini çıkartacak kadar. Yuh. Dur dur. Asıl bomba şimdi geliyor. Evdeki muslukları damlayacak şekilde ayarlıyoruz. Su saatine bakıyor. Dönmediğini görünce hemen boş hücreleri altına katıyor. Damlaya damlaya o boş hücreleri dolduruyor. Su faturası hiç gelmiyor. Camiden evine su götüreni duydum da böyle bir olay ilk defa duyuyordum. Bu sorunu çözebilecek misiniz? Tahmini 30-40 seansta ancak toparlarız. Çünkü çok zor bir vaka. Peki hocam, seans ücretleri ne kadar? Sadece 1000 TL. Lan sana 30-40 seans 1000 lira versem benim bu alıma ne farkım kalır? Yürü lan gidiyoruz. Rahmi abi sen daha cimri değilmişsin ha. Versene 1000 TL, iyileşirim belki. Kaybedecek hiçbir şey yokken azdan az gider çoktan çok.
Lan gece gece bizim burada ne işimiz var? Bugün ayın 31'i. Bir dakika sonra ayın 1'i oluyor. Kirayı almaya geldim. Gece gece adamlar ne rahatsız ediyor? Yarın alırdık. Ne oluyor lan burada? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... An itibariyle ayın 1'i oldu. Kirayı alayım. Lan gecenin bu saatte bizim ne işimiz var burada? Bugün ayın 31'i. Bir dakika sonra ayın 1'i oldu. Dalıyorsun. İyice dalıyorsun. Sakın boğmuyor mu hocam? Yok, rahat ol. Ne diyeceğim, boğmuyor.